Üçüncü celse. Açılma saati 3 bade zeval. Reis, reisisin Şerif Beyefendi, Sinop mebusu, katibi muvakkat Cevdet Bey, Kütahya mebusu, Buhiddin Baha Bey, Bursa mebusu. Reis Sin Şerif Bey, Sinop mebusu. Meclisimizi tekrar küşad ettim. Mustafa Kemal Paşa, mevki hitabete gelerek. Muhterem arkadaşlarım, İngilizlerin mevcudiyetimizi imha etmek için tatbikine tevessül ettikleri gizli ve kirli namütenahi tedavir aldığı cümlenizi bilirsiniz. İşte bu cümleden olmak üzere İngilizler İstanbul'a heyeti teşriyemize taarruz hazırlığı ya olmak üzere daha evvelce heyeti icraiyeye taarruz etmeyi tasvim etmişlerdi. Bu taarruzun en bariz şekli Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa ile Erkan Harbiye Umumiye Reis olan Cevat Paşa'ya karşı yaptıkları taarruz edi. Cümlenizce malumdur ki İngilizlerin bu iki zatı menafi hakikiye millete mutabık olan efal ve harekatını kendi menfaatlerinin muzır olduklarını gördüklerinden bir defa daha bunları ıskat etmek istediler. Fakat aynı talepte devlet-i Ali Osmaniye'nin kuvve-i de bir darbe vurmak istediler. Ve Ali Rıza Paşa kabinesine bu teklifi yaptılar. Ali Rıza Paşa kabinesi bu teklif karşısında birçok tereddütten sonra nihayet İngilizlerin talebini isafa temayül etti ve bin netice Cemal Paşa, Cevat Paşa mevkilerini terk etti etti. O zamanlar valide hatırdır ki hatırdır ki Ali Rıza Paşa Hazretleri bu kukla bu tecavüze Ecnebiyeye karşı heyet ummiyesiyle belki bir kabilemme meselesi, bir tecavüz, bir taarruz meselesi yapardı. Fakat Excelya olduğu gibi kabinelerimizin bazı tevhema mata ve idari maslahat politikasına daha çok ehemmiyet verdi ve düşman arzusuna israf sureti meseleyi kapattı. Buna mütakip edildi ki İngilizler zahiren tatlı, bütün efkarı tatyip bedecek bir tebliğde bulundular. İngiliz mümessili siyasisi Londra'daki hariciye nezareti tarafından hikmetimize bir tebliğde bulundu ve dedi ki Yunanlar'da dahil olmak üzere itilaf kuvvetlerine karşı başlamış olan harekatı tatil ediniz. İkincisi Türkiye'de Ermenilere karşı icra edilmekte bulunan katliamdan sarfına zar ediniz. İşte bu iki şey ...şeyi yaptığınız halde İstanbul size terk olunacaktır. Fakat bu iki harekette bulunmadığımız taksirde, takdirde su şeraiti fevkalade fena olacaktır. Efendiler, bu teklif bir tabi... Pek hainane ve gayri samimi bir teklif idi. Çünkü bu her iki teklifte hakikatte gayri varit idi. Birincisi Yunanların da dahil olduğu itilaf hükümetlerine karşı hareket etmemek, taarruz etmemek, tecavüz etmemek zaten böyle bir şey vakı değildi. Vaka Yunan cephesine, İzmir cephesine silahıyla as mevki etmiş bir takım kuvvetler, millet kuvvetleri vardı. Fakat bu devlet kuvveti, hükümet kuvveti, ordu kuvveti değildi. Belki Yunanların mütarekename ahkamlı mugayi insaniyete, bütün fezayla mugayir olacak vuku bulmuş olan fecaiye karşı ...ve sahip devleti sıyanete mahrum olan milletimiz, bit tabi namusunu, şerefini muhafaza ve müdafaa edebilmek için silaha sığınmak mecburiyetle kalmış idi. İtilaf devletleri bu masum ahali İslamiyenin siyaneti vücudundan hes, e, has bahsetmişlerdi. Belki onların mevcudiyetlerine tarzelen kuvvetin önüne set çekmemek lüzumundan bahsedilmişti. Diğer taraflarda da itilaf devletlerinden hiçbirini tarzı hukuku bulmakta değildi." Binali bu teklif mahiyeti asliyesi itibarla hakikaten uzaktı. Hikamet mevkinde olan bir hikamet bir tabi bu teklifi yapabilecek kuvvete, kudrete, salahiyete malik bulunuyordu. Bu meselenin yegane en katil sureti halli itilaf devletleri tarafından Yunanlara hayat İslamiye ve şeref ve namusu millete taarruz edilmemeyi temin etmekle ibaretti. İkinci teklif ki memleket dahilinde katliam yapılmaması. Ermenilere karşı bu gayri var Memleketimiz cümlenizce malumdur. Hangi katada Ermenilere karşı katliam yapılmıştır veya yapılmaktadır? Harbi umuminin Bidayet safahatinden bahsetmek istemem ve zaten itilaf devletlerinde bahsettikleri bir tabi mazi ait fazahat değildir. Bugün memleketimizde bu gibi fecaiğin icra edildiğini iddia ederek bundan sarf nazar etmemizi talep ediyorlardı. Şüphe yok Ali Paşa kabinesinin bu tekalif karşısında cevap vermiş olacağını kabul ediyoruz. Ancak yine Ali Rıza Paşa kabinesine mensup olan nazırlar kendi binine karşı kendi memurlarına, kendi mağdumlarına, İngilizlerin latif olan vaadini mukaddeme yaparak iki teklifi tamim etmiş ve bir netice bunlardan sanfı nazar edilmesine tamim etmiş idi. Bu muamele hiç şüphesiz ki su niyete makrun değildir. Fakat muamelenin tarzı ifasını bilememekten neşet etmiştir. Evvela Hikamet'in ricalini yaptığı bu tamimler ise düşmanlarca malum olmuştur. Bunu tamim etmiş olmak bir tabi teklifin hakikatini kabul etmek değildir. Bu kadar mümaşatkar harekete göre İngilizler tayyip ta 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 edilememiştir. Biraz sonra Ali Rıza Paşa kabinesine Yunanlar tarafından bulunan kuvvetlerin geriye çekilmesi talebi vuku bulmuştur. Cümlenizce malum milen hattını çekmek meselesi. Artık Alirza Paşa böyle bir teklifi gayri kabili icra gördüğünden... ve belki ki başka sebeplerden dolayı bu tecavüzü lüzumu gibi ishar etmekten mevkiini terk etti, istifa etti. Ali Rıza Paşa kabinesi 23 Mart 1336 günü istifa namesini verdi. Mahiyetinin kabini ittifaka yakın bir ekseretle itimat etmiş olan Meclis-i Mebusan'ın hürriyeti mesaisini ve kudreti teşriyesini iptal ve amal milliyenin tecelligahı olan Meclis-i Milliyi herhangi bir surette mukarraratı ı üzerine bazı tesir olamayacak bir şekilde ifra elemek olduğu vazıhan anlaşılıyordu. Binaenaleyh bütün millet e, bu tecavüz karşısında vekillerin haizi itimadı olan Ali Rıza Paşa kabinesinin istifasını kemal şiddette ve memleketimize pek nadir gören bir vahdet ve galeyan ile protesto etti. Rikab-ı Şahane'ye ee, ve Meclis-i Mebusan'a Anadolu'nun en ücra köşelerinden protesto telgrafları keşiyle olundu. Düşmanların bütün mesaisi esas saati söyleyemizin takarrür edeceği esnada memleketimiz haricen dahileci esnada memleketimizin haricen ve dahil dahilen bir zaafı mutlak içine bırakarak istedikleri her şeyi bize kabul etmek kaydına istitaf ediyordu. Şöyle ki İzmir meselesi mahallinde tetkik eyleyen ve Adolun'un menatıkı muhtelifizine tetkik ve tahlil için seyahatler yapan bütün Amerikalı ve Avrupalı zevat ve hayat, hayat daim ee, daima lehimize meşbu olarak memleketimize dönmüşlerdir. Bu zevat ve hayat Avrupa ve Afrika Avrupa ve Amerika efkar umyesinin milletimiz aleyhine laynad ve sahitle teslim ve tahrik eyleyen propagandalara tamamen galebe çalamamışlarsa da bu ı katiyeye Suriye'mizin tespitinde de devrut eden sulh konferansı meafili için az çok bir ehemmiyetle nazar dikkate alınmaya şayan bir cereyan tevliidine muvafık olmuşlardı. İşte menfaatlerini türlü türlü tazikat ile bütün alemi haricimiz aleyhimize tasrih eylemekte gören bazı mehafil ve ana asırlığımizde inkişafa Baştan bu cereyanın temelinden yıkma ve bütün alemi haricinin milletimiz için lehine tasihi zehab etmesine meydan vermek için külliyen kizbi mahs olan en son Ermeni kıtali saniyasının tertip ve ilan edildiler. Ve zaten pek mahdut ve basit olan vesayeti tekzibimizi gazetelerimize ve katiline bir sansüre tabi tutarak hiçbir vasiteli cihan medeniyetine karşı müdafi hukuk etmememizi müsaade elemediler ve bu surette hukuk beşerin esasatı mukaddesesinden bulunan müdafaa nefis hakkında da milletimizi külliyen mahrum ederek efkar ve temayülatı cihanı harap memleketimiz ve mazlum milletimiz aleyhinde yeniden pek müthiş ittihamat ile zehirlediler. Milletimizin hariçteki mevkii şeref ve hukukunu çürütecek vesaitle efkar-ı umiyeye cihan izlal edildikten sonra iş dahildeki idare mekanizmamızı meclis mebusanımızı tezdil ve iptal ederek memleketimizin emsali görülmemiş bir selahiyeti müstebi müstebidane ile bütün mesaili cihana kendi keyfiyetlerine göre halletmek isteyen sulh konferansı mukarratının zalimhanesine kabul icbar eylemeye başladı. İşte Ali Rıza Paşa kabinesi bu manevra neticesine ecnebilerin deliliyle ıskat edilmiş oldu. Sakıt kabinenin muvakkaten ifayı vazife edildi buhran günlerinde Ferit Paşa'nın huzuru şahaneye kabul edilerek saatlerce icraya müzakerat eğilmiş olmasına nazaran amali milliyeyi yıkacak muhalif bir kabinenin resi kara gelmesi mevcut olduğunu zannetmek yanlış bir şey olmayacaktı. Böyle bir kabinenin mevki iktidar gelmesi neticesine tahaddüs eden vaziyeti anlamak güç değildir. Amali Milliye'nin yegane tecelligahı meşru bulunan meclis-i kudreti teşriyesini tahkim Saadet'inde sine-i milletten nabeyan eden huruş infal ve protestolar müsmir olmuş ve yeni kabinin amali milliyeye muhaif zevattan teşkile mümanaat için meclis divanı riyasetinin nezli şahanede icrasına tevessül eylediği teşebbüsatı tesih tesil eylemiştir. İşte Salih Paşa kabinesi bu şerayet altında teşekkür ederek ifai vazifeye başlamıştı. İngilizler bir taraftan mevki haricimizi yeni katliam bühtanlarıyla sarsmaya ve diğer taraftan da kabineyi meclis-i mebusanımızı mevki faaliyeten ıskat suretle vaziyet i vazifeyi vazife, vaziyeti dahiliyemizde vahim buhranlar ihtiyasına çalışarak tasvim eyledikleri İstanbul işgali suhulette tatbik bir zemin isar ediyorlardı. Bunun bizim elimizde geçebilen ilk delili daha Ali Rıza Paşa kabinesinin iskatını tasvim eyledikleri etraflarını bir taraftan da İstanbul işgali hazırlık olmak üzere Anadolu muhabere tel şebekesi hakkında etüt yapmaları ve posta ve telgraf müdürü umumisini ziyaret ederek Anadolu Telgraf Merakizi hakkında tetkikatta bulunmaları resmi telgraf haritalarını müdüriyet umiyeden talep ve söz eylemeleridir. İngilizler 12 Mart'ta Hutu hututu telgrafiyemiz hakkında tekrar teptebüatta bulunmuşlardır. Muhaberat-ı telgrafiyenin katı için İstanbul'dan vuku bulan teşebbüsata karşı tedabiri laziminin ittihazı heyeti temsiliyece nazar dikkate alınmıştır. Ders adeti alan 11 Mart tarihli şifrede mevsup bir membadan alınan malumatta atfen ders adet tekrar vekamızın tevkif olunacağı zikrediliyordu. Aynı gün Ankara'daki İngiliz mümessili Vittel'in Dersaadet'ten hareket edeceği ve Badema şimendeferlerin işlemeyeceği ihbar edilmiş ve Filhaki Vitel ertesi gün Ankara'yı terk elemişti Fransız mümessili Duvazo dahi hareket etmiş ve Konya civarındaki İtalyanlarında Dersaadet'e hareket haber alınmış olduğundan İstanbul hakkındaki suikastların alaimi bariz bir mahsus olmaya başlamış idi. Vaziyet tarafımızdan şu suretle müdahale edilmiştir. Düveli İtilafiye bir yandan Hutu telgrafiyemizi Grafiğimizi tetkik ederken bir yandan da Anadolu'daki müteferrik zabitlerini ve kuvvetlerini İstanbul'a celbediyorlar. Aynı zamanda Anadolu'nun şimdiden mülakatını kat'a hazırlanıyorlar ve Meclis Mebusan'da hukuku milliyemizi müdafaa eden arkadaşlarımızı tevkif etmeyi tasmim ediyorlar. Bu vaziyete nazaran kariben vakayı fevkalade intizar etmek lazım geliyor. Tahminimize göre İstanbul'da yeni bir vaziyet ihsas ederek Anadolu telgraf muhaberatına vaziyet edecektir. Meclisteki erkan-ı milliyeyi tevkif Kara ve denizden Anadolu muvasılasını kat ederek umumi bir mahiyette bir blokusk abluka ilan ve milletin galeyanı şiddidi karşısında mevki sadarete geçirmeye muvaffak olamadıkları Ferit Paşa kabinesini bu surette mevki iktidarı ısad ile amal ve maksatla tatbik ve belki de menfi bir şekilde ihsar edilmekte bulunan şerait-i Suriye'ye de hikamet edebilir edecekler ve bu şiddeti tazlik altında da ya Anadolu'nun inhilaline intizaren bu feci vaziyeti idamı mahkum e, etmek veyahut İstanbul'da ve civarda teksif ettikleri İngiliz, Yunan, Fransız kıtaati e, ile Şimal'den ve İzmir cephesindeki Yunan ordularıyla Garp'ten Adana'daki Fransız kuvveti de Cenop'tan Şimal'e taarruz ederek ve belki de bir kısım kuvvetlerle Karadeniz sahillerinden cenuba icrayı tesir ederek naili maksud olmak isteyecekler. İşte bu mütalada istinaden her türlü tedavi tevessül ve İstanbul'da rüfeka Anadolu Hareketi teşvik edildi. 16 Mart sene 1336 saat 10 eve evvelde İstanbul telgrafçılarından ismi şimdi söylemeyeceğim sahibi hamiyet bir zatın Ankara'da Ziraat Mektebi'nden merkeze verdiği bir servis İstanbul işgalinin kanlı bir süreçte başladığını ihbar eyledi. Biyek değerine takiben İstanbul merkezinden Harbiye Telgrafhanesi'nden ve makine başına müteadit hamiyetli memurlardan mutelif telgraflar alıyorduk. Saat 11 evvele kadar toplam malumatı derhal tamim ettik. Bu saatten sonra artık İstanbul'a muhabere mümkati olmuş ve istihzaratı fikriyemize nazaran payitahtın vazifesi muhtemelesi ve Anadolu'nun vaziyeti nazarı dikkate alınarak tedabili lazmeye tevessülün arası gelmişti. Alınan başlığı müda, e, mühim tedavi belvi A. İzmir cephesinin arkasını temdil eden Bigava havalisinden Azavur Harekatı'na kuvvetli bir mesnet teşkil ve ihtimal ki İstanbul'dan Anadolu'ya vuku gelmek kuvveti itilafiyeti sevkiyatın temin ve himaye edecek olan Eskişehir ve Afyon Karahisarı'ndaki İngiliz kıtağıtını silahtan tecrüydü. B. İstanbul'da ecnebi taziki karşısını feveran eden Anadolu efkarını tazyik ve tehdit eylemek üzere İstanbul'dan ve Kilikya'dan vuku e, melhuz düşman sevkiyatı Askeriyesine imkan bırakmamak ve Anadolu'nun katı mühimmesine kuvvetli bir işgal ve istilah tehlikesi maruziyetten kurtarmak üzere Gey ve bu Ulu civarlarında Şimendiver hatlarının tahribi. C. Telgraf merakisi İngilizlerine geçtiği için İstanbul'dan vuku bulacak herhangi bir tebliğin meşru bir makamdan itihası imkanı olamayacağından İngiliz tebliğ gatıyla Eshani ahali teşebbüşten vikayı için, İstanbul Emuhaberat-ı Telgrafiye'nin katı için makamatı, mülkiye ve askeriye tebligatı lazım icrası. Tedabiri iptadayiyemiz meyanında mesail maliyeye taalluk eden başlıca nikatı da ihmal etmedik. Ez cümle Anadolu'da mevcut resmi gay resmi bir umum müessesatı maliyenin ihtiva edildiği nakit veya hit, e, nakit veya nakit mukabili zi kıymet eşya miktarlarını vilayattan sorduk ve hiçbir müesseseden dershanede de para gönderilmemiş uzmanı tamim eyledik. Diğer taraftan muhaberat telgrafinin kontrolü sahil iskelelerinden ve dahilden gelecek eşhasın tetkiki ve şüphelilerin takibi, postanelerde şüpheli mektupların küşadı gibi tedavili lazimi ittihaz ve icap eden icayı tebligat olundu. Bu suretle muhtelif ve vesait muhabirinin veyahut maksadı tezvir bir ifsat ile Anadolu'ya sevkleri memul muzır eşhasın ahengi milliyi ihlal edebilecek mafaliyetlerine imkan bırakılmamaya çalışıldı. Dersaadet'te vuku bulan tevkifata mukabil rehine makamından olmak üzere Anadolu'daki düveli itilafiye zabıtanın tevkifi ve icabı ediliyordu. Elde bulunanların tevkifini icap edenlere tebliğ eyledik. İstanbul muhaberatı hakkında iddiaz eden tedavinin isabetini müspit İngiliz Teşebbüsatı'ndan saatından vukua gecikmedi. 16 Mart 1936 günü saat 11 sonra da İstanbul Telgrafhanesi Ankara merkezinden bir tebliğ resmi vermek istiyordu. İstanbul merkezinde telgraf başında bir İngiliz zabiti bulunuyor ve bütün Anadolu'ya bu tebliğini eşitmeye çalışıyordu. Bu beyanname Teşkilat-ı Milliye Müteşebbisleri Halk Halk Nazarı'nda ittihatçılıkla ittiham ederek Anadolu'da bir nifak ve tefrika ihdas etmek, ve İstanbul işgali fiilisini muvakkat göstererek hukuk, hilafet ve saltanatı indirilen darbenin mahiyetini, faciasını tahrip ederek ve bin netice bütün tecavüzatı milliyemize tabi telakki et, e, ettirmek maksadıyla tertip olunduğu anlaşılıyordu. Bu tebliğin imzası düveli itilafi mümessilleri olarak verildi memleketimizdeki ahenk ve vahdeti ihlal için zayıf kalpli bazı insanları ifal ve tehdit edecek mahiyette bulunan bu tebliğin resminin Anadolu merakı izince alınmaması için tedavir mümküne itiraz edildi. Buna mütakip İngilizlerin tazikiyle yazdırıldığına şüphe olmayan hikametin İstanbul işgalindeki mahiyeti muvakkatenin devamı sebebiyet vermemek üzere dahili memlekette sükuneti muhafazası lüzumunu natık bir tebliği Resmi İstanbul'dan Anadolu'ya verilmeye teşebbüs olmuşsa da aynı mahsurdan dolayı tasmime müsaade olunmadı. İngilizler Anadolu efkarını avutmak üzere teşebbüs ettikleri iş bu tebliği resmi önde muvaffak olmadıklarını görünce Anadolu'nun İstanbul faciası karşısında vakar ve temkinini, azim ve celadetini ihlal için Zehra Lüt efkarı fesat karanelerinin işine şimendefel telgraf hatlarına tavsit çaresine tevessül ettiler. Ankara istasyonundaki telgraf merkezine Şimendi Fel müstahdeminden bir İtalyan İngiliz tebliği resminin Fransızca bir üstüne aldığı istihbar edilerek derdest ve telgrafa iptal oldu, olundu. Ankara Anadolu'da sakin Ermenilerin ve Rumların evamiri, hikamete ve amali milliyeye muhalefetleri bulu bulmadıkça her türlü tecavüzden masum ve tamamen mesut ve müreffeh bir hayata mazhariyetleri öteden beri kabul edilmiş bir esas idi. Kilikya ve havalisine ve şark hududunu sarıcındaki resmi ve gayri resmi Ermeni kuvvetlerinin dindaş ve ıktaşlarımıza karşı uku bulan tecavüzatı cinayet karaneleri karşısında dahi memleketimizde yaşayan sakin Ermenilerin her türlü tarzan masumiyetlerini temin eylemeyi Pek mühim bir vazifeyi medeniye telakki eyledik ve Anadolu'nun alemi hariciyle temasının mümkati olduğu bu günlerde menafi aliyi vataniyeye istihdaf edilen tedavi meyanında Ermeni ahalinin muhafazayla selametli lüluzumunu bütün makamata bildirdik. İşte bu. İstanbul'un ecnebi işgalinden bugüne kadar e, güzel an edan eyyam ıstırabımızın esnasında hiçbir devlet ecnebiyenin himayi filiyesine mazhar olmayan Anadolu Ermenilerinden hiçbir ferdin hatta en basit bir surete tamarzu tecavüz olmaması bizi bize bir her vesileyle isnadı cinayet eden ve harasi medeniyeti tahtı inhisar alan entrikacı Avrupa'nın yüzlerini kızartacak ve milletimizin fıtratan mütehalli olduğu şeairi insanın insaniyenin derece ulviyetini ispat edecek pek mühim bir noktadır. İstanbul işgalinin bugün memlekette tevlid vaziyet, ittihaz edildiğimiz tedabir muvakkate ile kabil idame bir mahiyet olmayıp bu vaziyetin devamı takdirde memleketteki idare makinesini salim bir esasla rapt elemek icap ediyordu. Karşımıza hiçbir akit ve kanun tanımayan ve bütün harekatı kendi menafi mahsuslarında başka hiçbir kaydı e, insani ve hukuki ile mukayyet görmeyen bir heyet-i itilafiye başımızda hukuku vatanı müdafaa, akt edildiğimiz ahkamı mütarekeyi tatbik, ecrevi tecavüzatını tahdit için her türlü vesayetten tamamen mahrum, esir bir İki amettir. Bunlardan haricinin layu ad tazikatı, ikincisinin de esareti karşısına mercisiz mütehayyir ve mustarip bir millet. İstanbul faciasıyla Anadolu'da tebarüz eden vaziyet buydu ve bu vaziyetin devamı takdirlerinizde vatanımıza müthiş ve feci bir anarşinin hükümlü alması tabi İşte bu mülahazat neticesinde kat'i bir karar almak icap etti. Derhal icap eden makamatı mülkiye ve askeriyle görüşerek memleketin idaresini anarşiden kurtarmak üzere Rüyesai Mesküren'in bizimle tevhidi harekat etmesi teklif edildi. Bu teklif Kemal-i Samimiyet'te her tarafça hüsnü kabule masar oldu. İşgal neticesine hasılan vaziyeti fevkaladenin icabat-ı müstecelisinin teemmül ve tatbika çalışmakla beraber İstanbul işgalinden mütevellit teessürat ve ızrabımızın bütün cihanın beşeriyeti münevveresine ve bütün alim-i İslam'a bir beyanname mahsusla ibla alındı. Düveli itilafi mümessilleri ve bir taraf hükümat nezdinde protesto edildi bütün millete protesto iştirak edildi. Ee, İstanbul vilayi Vaziyetine dair malumat alacak muhtemel e, mena, Menabi'den mahrum idik. 18-19 Mart 1336 gecesi ilk defa temas edildi ve cümlemacaha malum olmuş bulunan hususata kesvi ittila edildi. Bu meyanda Meclis-i Mebusan'ın iş bu tecavüz karşısında tatili müzakerat eğilidi anlaşıldı. Bunun üzerine 19 Mart 1336 tarihinde makamı hilafet ve saltanatın masumiyeti istiklalini, istiklali milli ve milli hudutlarımız dahinde imkanı hayat bahşedecek bir sülhü temin edecek tedabiriyeti emmül ve tatbik etmek üzere millet tarafından selahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclisin Ankara'da iştima lüzumla milletin nazarı dikkatini celbetmek hususundaki vazifeyi milliye ve vatanımızda ika ettik. İstanbul işgali şekil ve mahiyeti itibarla Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini esasına ıskat etmek ve milletin esaret ve zilleti bir emri vaki olarak telakki etmesine yol açmak hedeflerine mütevecih bir harekettir. Çünkü İstanbul'da doğrudan doğru kuvayi devlete vaziyet edilmiştir. Şöyle ki evvela meclisi mebusan Cebran ıskat edilmiştir. Şu halde kuvve-i mevcut değildir. Saniyen kuvve-i icra -i esareti siyasi altına konulmuştur. Çünkü her kim olursa olsun ecnebi kanununa tebaen muhakeme olunabileceği ilan olunmuş, bütün muhaberat ve muhasalatı taht-ı alınmış, Müdafaa-i sahip Teşkilatı doğrudan doğru iptal edilmiş ve mütecavizlerin tamamen tahtı tabiyetine sokulmuştur. Binaenleyh bu zellane vaziyeti terbiç ve kabul etmiş olan Ferit Paşa hikameti istiklaline pek şiddet ve pek samimane merbut olan millette arasındaki her türlü revatı, revabıt ve münasebatı bit tabi etmiş ve millet aleyhinde düşmanla bir ittifak hareket etmekte bulunmuştur salisen devlet halinde müteşekki bir cemiyeti beşeriyenin teşkilat esasesinde bir kuvve-i adliye istiklaline ehemmiyet-i müstani izahtır. Milletin hakkı kazası istiklalinin birinci şartıdır. Kuvvet-i adliyesi müstakil olmayan bir milletin devlet haline mevcudiyeti kabul olamaz. Halbuki İstanbul'da efrada ahalisi arasında hiçbir cürüm kanun ile mazlum veya müttehem olmadıkları halde yüzlerce eşyasının tevkifine devam olunması, düveli itilafinin noktayı nazarlarına muhalif söz söylemek bile cürüm telakki olarak kurun vustanın teemülat-ı halviyesi şeklinde tecavüzatta bulunması kuvve-i adliyenin hükmen sakıt olduğunu göstermiştir. Şu halde millet Bugün 700 seneden beri kemal şan ve şevketle muhafaza ve müdafaa ettiği istiklal ve mevcudiyetin bakası için İstanbul hadisesinin vücuda getir vaziyeti hukukiyi tamir etmek ıstırarındadır ve bunda o kadar istical edilmelidir ki temadi edecek bir fasılay hakimetin maazallah inhilali tamının müeddi olmak suretiyle düşmanlarımızın tasavvurun fiilen tesis etmesine imkan kalmasın. Binaenaleyh her şeyden evvel müdafaa hukuk ve mevcudiyete kabiliyeti bir millet halinde beynemler hukuk ve vazayifine hürmet olunmasını tabi edecek teşkilat medeniyeye ve ile henüz yaşamakta olduğumuzu bütün cihana bu defa daha büyük bir kuvvet ve metanetli ilanı ihtiyacındayız. Bunun için inhlal eden teşkilat esasiyemizin bıraktığı boşluğu derhal doldurmak zaruretindeyiz. İşte vaziyeti esasiye ve hukukiyemizin tevlid ettiği bu lüzum ve üzerindedir ki hakimiyet-i milliyenin her şeyden evvel tecellisi maksadıyla meclis alinin selahiyeti fevkalade ile içtima etmiştir intihabatın kemali istical ve hararetli icrası, vaziyet hukukiyemizin bir umum milletçe de aynı kanaatler, e, kanaatler de, de, dairesinde idrak ve ibadet olunduğunu ve meclis alinizin şekil ve mahiyetinin irade-i milli, e, milliyeyi samimiyetle ve kuvvetle müslühede bulunduğunu göstermiştir. Meclisinizde temessül ve tecelli eden kudreti milliyemizi makamı hilafet ve saltanat-ı ecnebiyye tazikatından kurtaracak ve devleti osmani inhilal ve es esaretten tahliz edecek tedaviri iddiaz edilecektir. Ve istiklali tammesi şart olan makam-ı hilafete merbudiyeti vicdaniyeleriyle müntefir, müftehir ve mütesel, müteselli, olan alem İslamiyet ile yaşamak kabiliyetinin nesinde gören bir milletin esir olamayacağına kanaatle harekatımızı hat ve hat ve takip eden bütün cihanı medeniyet insaniyet sizlere zahir olacaktır. Hararetli alkışlar. <laughs> İstanbul faciasını takip eden günlerden şimdiye kadar heyeti temsiliyemiz millet arasındaki rabıta rabıtayı vahdet ve tesadü muhafaza etti. Kavani'nin Osmani'nin meriyetini temin eledi. Faaliyetten sakıt olan Kuvayi Ummi'ye devletin e, hissettirmemeye çalıştı. Binaenleyh emniyet ummiyeti sıyanet ve müdafaa eylemiş olmakla vazifesini bir hakkını ifa ettiğine kaildir. Bu dakikadan itibaren 700 senelik bir hayat azamet ve şevketten sonra Giriveyi İkra, e, inkrazının kenarında henüz ayakta durabilen Osmanlı milletinin akıbetinden mesuliyet heyet-i muhteremenin sahiki faaliyeti olacaktır. Divanımızın meşruiyeti ve bütün milal ve akvamın insaniyet ve adaletten nasip bedar olduğuna karnib olduğumuz yüreklerinin bizimle müşterek ve bize daim muin ve zahibuluna itmanı tam, e, tamımızın muvaffakiyet ümitlerimizi kalplerimize bir lahzayı tereddütte bile duçar olmasını temin edecek nihayetsiz kuvvetlerdir. Hususuyla Cenab-ı Hak daima bizimledir. Amin amin sadaları. Vermek isteyen taslat bundan ibarettir. Şimdi müsaade buyurursanız bu dakikadan itibaren takip olması lazım gelen bazı noktayı nazarlara arz edeceğim ve mazbut olan bu nikatı nazarı müsaade buyurlarsa Aynen okuyacağım. Bugünkü müşkül vaziyet içinde vatanı tehlikeye inhilal ve izmihlalden kurtarmak için ittihaz lazım gelen tedavir bir tabi heyet muhteremelerine ait olacaktır. Ancak bu hususta da kendi tetkikat ve malumatınızı ist, e, istinad eden kanaatlerimizi meclis aliye arz etmeye faydalı adetmekteyim gerek hukuk esasiye kavaidine gerek tarihteki emsali adideye ve gerek zamanınıza aynı şeraiti elime içinde maruz istihdi intidam ede, etmi, kalmış olan milletlerin teşkil ettiği ibret-i nazaran memleketi inkısam ve inhilalden kurtarmak için derhal kuvayi umumiyeyi millete esaslı teşkilat ile vahdetmekten başka çare yoktur. Bunun şekli ne olmak lazım gelir? İşte mesele buradadır. Gayrimeşru ve gayrimesul kuvvetlerin tahakkümüyle Kuvayi Devleti devriyle imkan bulunsa dahi bunun temadisi kabil olmadığını bilirsiniz. Esasen meclis anizi mevcudiyeti de evvel emirde meşruiyet ve mesuliyet esaslarının milletçe vacibül müraat görüldüğüne en büyük delildir. Binaenaleyh. Meclis halinize tekasif eden irade-i aliye milliyesine istinad etmek suretle meşruiyet ve kanuniyetini ve yine meyyeti muhteremenize tecelli eylem vicdanı milletin muhakemesinin merbut bulunmak cihetilere mesuliyetin takdir ve tespit edecek bir kuvvetin idari umur edilmesi zaruridir. Bu kuvvetin şekli tabiste bir hikamettir. Hikamet teşkilatının şekli esasisi gayr mesul bir reisi, hikamette tespit eden noktayı nazarını isna kuvveyi kuvve-i teşriye vazifesiyle mükellef bir heyeti murakabiyle vazifede devamı, bu heyetin inzimamı e, e, itimadına müvakkıf ve mütevakkıf bir kuvvet icra eden ve bu kuvvet icra'nın vazifi milliyede göre taksim ve tenkıs, tensikından ibarettir. Bu şekilde kuvve-i reisi hikamet tarafından müntühap ve kuvve-i teşriyenin itimat ve muvaffakatini müslünit bir kuvvettir ki bu hilafet ve saltanat makamının tahlisine muvaffakiyet hasıl olduktan sonra padişahımız ve halife-i müslümin efendimiz her nevi cebir ve ikrahtan azada ve tamamıyla hür ve müstakil olarak kendi milletin avuşu sad sadakatine gördüğü gün meclis halinizin tanzim edeceği esasat-ı kanun edersine bazı muhterem ve mübecceline arz eder. Meclis haliniz murakıp ve müdekkik mahiyetinde bir meclis mebusan değildir. Binaenaleyh yalnız teşriği ve takniğin ile vazifedar olarak mesul bir mevkiden mukadderat-ı milliyeyi nezaret altında bulunduracak değil, bir fiil onu iştigal edecektir. Nitekim fevkalade ahval içinde bütün milletler bu prensipleri e, terk ederek ve kuvve e, ve kuvveyi kuvve tatil edip icra etlerine fazla selahiyetler bahşederler veyahut bütün milletin ara-i umumiyesine müracaatlı ittihazı mukarrarat ederler. Biz ittifakı cumhura her kuvvetten ziyade selahiyet bahşeden İslamiyet esasatının nazar dikkate alarak meclis halinizi kaffe umuru millette doğrudan doğruya bazı ülyet tanımak taraftarıyız. Bu umdeyi esasiyi kabul ettikten sonra daima meclis ailenizin heyet ummiyesi teferruatını umura kadar fiilen tetkik ve müzakere imkanı bulamayacağından heyet muhteremenizden tefrik ve tepkiyle edilecek azanın hikamet teşkilat hazırasına nazaran icabeden taksimi mesai esasına göre memur edilmesi ve her birinin ayrı ayrı cümlesi müştereken heyet ummiyesi huzurunda mesul olması temini maksada kafidir. Bu halde meclis alinize riyaset edecek zatın meclis alinizi temsil etmesi itibariyle tevdi umur edilen azay muhteremeden mürekkep heyete riyaset etmesi ve meclis zamına, vazı imza ve tasdika mukarrata selahiyetler olması ve icrayı ait mesailde diğer azay muhtereme gibi heyet umumiye nezdinde tamamen mesul olması zaruridir. Bu şekilde heyet icraiye meclisi alinin tasmide tevkil edilecek ve heyet umumiyesine karşı mesul olacak e, azay muhteremeden ibaret olacak ve hatta isimleri de vekil tesmi edilecektir. Reis olacak zat vaka ağır bir mesuliyet altında bulunacaktır. Çünkü heyet icraiye vekiller ile heyet muhteremenizin arasında bütün mesuliyet evvel emirde kendisine raci ve bu mesuliyet hem meclis ailenizdeki hem heyet vekildeki riyaset makamının iki sebebinden sahidir. Milletin intihab ettiği heyeti teşriye ile muvaze, muazeneti muvazeneti hikamet riyaseti makamının teşkil ettiği noktayı vahdette bulur. Hikamet teşkilatının bu kuyuda esasesine göre içinde bulunduğumuz buhrana ve memleketinizin ahval hususlarına nazaran bizim için kabili tatbik olup olmadığını düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizim bu zemindeki tetkikat neticesinde hasıl ettiğimiz kanaate göre idarenin bu şekli mahsurdan salim görmemekteyiz. Çünkü devlet Osmaniye diğer bir herhangi bir devlet gibi hükümdarının e, nüfusu cismanisi etrafında müteşekkil değildi. Makamı saltanat aynı zamanda makamı hilafet olmak itibariyle padişahımız Cumhuru İslam'ın da reisidir. Mücahedatımız, e, birinci gayesi ise saltanat vilafet makamlarının tefrikını ve istihdaf eden düşmanlarımızı irade-i milliyenin buna müsaade olmadığını göstermek ve bu makama kıttığı mukaddeseyi esareti ecnebiyeden tahlis ederek e, ulül emrin selahiyetini düşmanın tehdit ve ikrarından azade kılmaktır. Bu esasa göre Anadolu'da muvakkat kaydıyla dahi olsa bir hikamet reisi tanımak veya bir padişah kaymakamı ihtisas etmek hiçbir surette kabili cevaz değildir. Şu halde reissiz bir hükümet vücuda getirmek zaruret içindeyiz. Halbuki bir noktayı vahdette te tevazün etmeyen kuvayi devletin ahengi mesaisini idameye dahi imkan yoktur. Diğer taraftan bir herha e taraftan herhangi bir e makama kuvayi devlet bir milletin tevhid ve tevzin selahiyeti bahşederek o makamı gayrimesul tanımak mucibi felakettir. Halifenin bile mesuliyetini esas olarak kabul etmiş olan İslamiyet'in böyle sureti tesviyelerine müsaade olmayacağı Aşikardır. Bu müşkül ve yek diğeriyle telifi imkansız esasat içinde duru dizar, tetkikat icra ederek nihayet İslamiyet'in şeraiti esasesine müracaatla meclis ailenize teksif edilmiş olan ve bütün cumhuru İslam'ın müzaherat ve muvaffakiyetine mazhar bulunan irade-i milliye bir film mukadderatı, vatanı, vazül tanımak umde esasesini kabul ediyoruz. Azayı muhteremenin bunu katı, nazar hulaseten temin olarak intihabına delalet olunan ve selahiyeti fevkalade kaydıyla intihab edilmiş bulmaları ve müntehiplerin de teksir ve tezi olması itibar esas itibarıyla bu umdenin milletçe de tamamen kabul edilmiş olduğuna inaleleyir. Meclis halini sahiz olduğu selahiyet fevkalade ilminayen karşısına çıkacak bir kuvve-i icraiyeyi yalnız murakabe etmek ve mesail-i hayatiyeyi millet üzerinde böyle bir heyetle mücadeleye mecbur kalmak gibi vaziyet hazıra'nın mütehammil olamayacağı mahdut bir vazifeye teşriyeli değil, idare-i umumiye milleti fiilen deruhte ve selameti memleket ve hilafeti bizzat temin ve müdafaa vazife ve selahiyetiyle teşekkül etmiştir. Ve artık meclis halinizin fevkında bir kuvvet mevcut değildir. İşte memleketimizin şimdiye kadar geçirdiği buhrandan, felaketlerden kah Avrupa'yı taklit etmek, kah idari umuru devleti şahsi noktayı nazarlarına tanzim ve tensika çalışmak, kah kanun esası bile ihtirasat şahsiyeye bazı çaba eylemek gibi pek elim neticelerini gördüğü basiretsizliklerden has olan intibahı umumiye tercüman olduğumuz itikadiyle şu müşkül buhranlı devri tarihinin mücahedatını bu yolda tensik etmek taraftarıyız. Bir tabi hüküm heyet muhteremelerindir. Yalnız maruz olduğumuz inhilal tehlikesine ve umuru devlet ve milletin uzun müddetten beri mercisiz kaldığına tekrar nazar dikkate celbederek bir lüzum nazariyat arasında devam edecek münakaşaatın en fena idarelerinden daha ziyade sui tesir tevli eyleyeceğini arz etmede vazife-i hamiyet icabı görüyorum. Cenab-ı Hak muvaffakiyet ihsan etsin. Amin. Sürekli alkışlar 3 dakika temadi etmiştir. Bu takri reyav varz etmek üzere buraya bırakıyorum. Hamdullah Supi Bey, Antalya mebusu. Reis beyefendi bir ricamız var efendim. Reis Sin Bey. Bir ta birkaç takrir var. okulmasını müsaade buyururlar mı? Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine Harbu Umumi'de gösterdiği cesareti askeriyeye ve medeniyeye bilhassa mütekariye mütakip vatan ve mi milletimiz demir çember içerisinde alındığı bir sadan istikara hayat ederek en evvel meydan mücahedeye atılan ve bu surette bugünkü milli varlığımızın husulüne sebep olarak bir hakkın milletimizin minnettarlığına eleyen milli kahramanımız Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, esamisi malum ve gayri malum diğer refakayı kiramlarına meclisimiz namına sureti resmede beyanla teşekkür edilmesini teklif ederim. 23 Nisan 1336 Operatör Emin Bursa Mebusu Ferid Çorum Mebusu Rüştü Kastamonu Mebusu umum müttefikan kabul. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine, meclisimizin selahiyeti icraiyeye dahaiz haiz olmasına binaen kuvve-i teşriye meclislerinden fazla olarak bir reis-i sani intihab edilmesi muvaffak olmakla intihabata başeretten evvel keyfiyetin derhal revazını teklif ederiz. Fuad Çorum Mebusu, Abdülkadir Kemali Kastamonu Mebusu, Hacı Şükrü Diyarbakır Mebusu, Şeyh Servet Bursa Mebusu, Sırrı İzmit mebusu. Eyüp Sabri Eskişehir mebusu. Hamdi İzmit mebusu. Hakkı Behiç Denizli mebusu. Mehmet Ali Eskişehir mebusu. Hamdullah Supi Antalya mebusu. Yunus Nadi Aydın mebusu. Süleyman Necati Erzurum mebusu. Hulusi Afyonkarahisar mebusu. Mehmet Emin Eskişehir mebusu. Hüsrev Sami Eskişehir mebusu. Umum kabul kabul. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin mücahede milliye ve vataniyelerinde büyük hizmetleri sepketmiş olan ve maalesef bugün aramızda bulunmayan Hamidiye Kahraman Rauf Bey'in namını hürmetle yad ederek bunun zapta geçmesini teklif ederim. İbrahim Süreyya Saruhan Mebusu. Umum hay hay. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cili'lesine Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin verdikleri izahat kafi olmamakla beraber düveli mütevil, mütelifenin hakkında tetbik edildiği işgal muhasela, e Muamelatından mütevellit İslamlar kalbine hasıl olan asar tesire çaresiz olmak üzere mücadeleyi vatan perveranede bulunan ve kendi mukadderat mukaddesatını tayin idare etmek için milli ruhların bir arada ihtimana delalet eden Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile müşarileyhin amal ve efkarı vatan hizmet eden heyeti temsiliyeye millet namına teşekkürname takdimini teklif ederim. 24 Nisan 1336 Mustafa Kemal Ertuğrul Mebusu. Umum kabul kabul. Abdullah Supi Bey, Antalya mebusu. Reis Beyefendi Hazretleri, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından okunan nutkun bir suretin basılıp azaya <laughs> ve bütün memlekette tevzi edilmesini teklif eylerim. Rıza Vamık Bey, Sinop mebusu kıymetten ve fazla miktarda kaybetmemek için düçarı tatil etmemek üzere 3 ay teklifini rica edeceğim. Birincisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin ifadat-ı aliyeleriyle kıraat evrak ve vesayik mesai hakikaten birer numune hamaset ve fedakari olmakla beraber bizim için pek mühim bir vesayikı tarihi olduğu gibi bunların zaptı aynen geçmişle beraber ayrıca risale şeklinde tabi edilerek bütün ahvat, ve evladımızın da hafıza ihtiramından ebediyen menkuş kalması için köylere varıncaya kadar tevziğini rica ederim. Münasip sadaları. İkincisi, mübarek vatanımızın vartayı İzmihlal ve İnkıraz'ın müntenhai mü hududu hevil nakine ishal edilmek istendiği bir zamanda Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Rüfekaye Mesainin, Rüfekaye Muhtereminin teşkil ettiği bir heyetin ifa etmiş olduğu hidemat-ı mukaddesesi, vataniye her türlü tasvir ve takdisin fevkında bulunmak itibariyle millet namına ve milletin hissiyatına tercüman olarak alenen arzu şükran edilmesini rica ederim. Kabul kabul sadaları. Muhiddin Bahabey, Bursa Mebusu. Efendim, bir buçuk seneden beri pek çok tesünle geçen eyyamı, ümit ve amalin böyle mübarek bir surette gayemize pek yakın bir güne e, inkılap etmesini görmekten... ...mütevillit tesiratı vicdaniyemi beş dakika için arz-ı müsaade bulması istirham edeceğim. Bu tasdiği de olsa bugün azameti karşısına milletvekilleriyle millet martayı felaketten kurtaran muazzez şahsiyetin karşı karşıya geldiği bir mecliste tesiratı vicdaniyeyi söylemekle karşımdakilerin muazzep olmayacağından zamanın kaybolması dolayısıyla emin olduğum için bu cüreti gösteriyorum. Müterekenamenin müttefikleri aldatmak için bir hile ve hüda şeklinde tecelli ettiği günden beri Avrupa medeniyeti, Wilson'ın prensipleri masum ve mazlum milletleri aldatmak için istimali olmaktadır. Ne zamandan beri titreyen kalplerimiz işte asıl bugündür ki heyecan milliğinin gayi Bülent ve Muallaya sünne masariyetini gösteriyor. Bundan bir buçuk sene evvel her şey bitmiş silahlarımız elimizden alınmış ve ümit ve amalimizin beraber kuvay maneviyemizde münkesir olmuştu. Millet başına kendisini himaye ve müdafaa edecek bir kuvvetten mahrum idi. Trabzon'a vazife mahsusu ile giden Mustafa Kemal Paşa Hazretleri böyle etrafa dağılmış olan kuvvetleri bir araya toplamış, milletin kaybolan kuvve-i maneviyesine ifazayı hayat ederecek bir mesnet vücuda getirmiş oldular. Bunu şimdiye kadar kalbi minnetimize saklıyor, icap ettikçe öteden beri söylüyorduk. Bugün kendilerini başımızda bulduğumuz için alenen bizzat arzı ı vesile olmuş bunu, bulmuş bulunuyoruz. Ben alenen vazife-i teşekküriyemi ifa etmiş olmakla vazife-i milliye bir vicdaniyemi de ifa etmiş olduğumdan eminim. Tasdiğimden dolayı affınızı temenni ederim. Alkışlar. Mustafa Kemal Paşa, Ankara Mebusu. Muhterem milletvekilleri, arkadaşlarımın hakkında israr buyurdukları teveccüh ve itimattan dolayı bütün samimiyetimle arzı teşekkür ederim. Benim için dünyada en büyük mükafat, milletin en ufak bir takdir ve iltifatıdır. Meclis ailenizi teşkil eden azai kiram, bütün milletin mesle olmak itibariyle teveccühatını umum milletin teveccühatı gibi telakki ederim. Akışlar. Binaleri bu dakikada hissettiğim saadetin azametini tarif edemem. Yalnız hayatımda en zevkli bir an yaşadığımı arz etmekle kes bir mübahat eylerim. Alkışlar, teşekküratımı ikmal etmek için şunu ilave etmeliyim ki ben diğer millet taşlarımdan fazla bu vatana ve bu millete medyun olduğum vazifeden daha fazla bir şey yapmış değilim. Eğer mütezahir bir muhassala varsa bunu yine milletin bana mütevecih olan enzari itimadını medyumum ve millet esas olduktan sonra her ferdin azami muhassalasından istifade etmek pek tabidir. Tekrar teşekkür ederim efendim. şiddete alkışlar. Hamdullah Süpü Bey Antalya mebusu. Muhterem arkadaşlar, mütarekeden beri gelip geçen hadisat etrafından Mustafa Kemal Paşa Hazretleri icap eden bütün tafsilatı verdiler. Bendenizin karşısına gelmekte takip ettiğim yegane hedef, vaziyeti vazifelerimize göre yapmaya mecbur olduğumuz şeylere göre bir tahlil ve teşrihten geçirmek ne ibaretir. Hatırlarsınız ki en yakın aylara ait bir şeydir. Mütareke akdedildiği vakit memleket hakikaten silahını teslim etmiş vaziyette idi ve başkaları biz değil, yabancılar birçok defalar birçok vesilelerle teşrih ve tekrar ettiler. Dünyanın en fazla sulh ve sükun için olan hikamet denen biri olan hiç şüphe yok ki Türkiye'ydi. O kadar sükun içinde idi ki Macaristan, Bulgaristan ihtilalleri ve Rusya'yı baştan başa saran bir kütle karşısında Anadolu'muz, memleketimiz bir mezralık sükunu gösteriyordu. Halbuki bu sakin vaziyet devam ederken, müsellah hiçbir hareket yok iken, teşkilat-ı milliyatında hiçbir şey tazu etmemişken Anadolu'nun muhtelif köşeleri Adana ve Antalya istilaya uğradı. İzmir bildiğiniz o namahdut ve hala nihayete ermemiş olan faciasıyla ta içerilere kadar yandı ve kavruldu. Bunun karşısında memleki ilki muhalif fikir tebarüz etti. Birini temsil eden zümre hala bugün memleketi ifsat ihlal etmek, milleti esarete sürüklemek maksadıyla çalışmakta ve tahrikatına devam etmektedir. Diğer bir zümreyi kal ile mağlup oldum fakat namusum vardır. Eski bir büyük milletim istiklalimi kaydetmeyerek yaşatacağım diyor. Bu zümredir ki silahlanmış <laughs> ya vaziyetini almış mücahidesine devam ediyor. Hatırlarsınız ki mütarekin akabinde daha o zaman dağıtılmamış olan mecliste marif nezaretinde bulunan bir zat ve bu sınar tarafından bir suale maruz olmuştu. İsmini söylemiyorum. Ta ki muhterem arkadaşlarım benim düşüncemde velev ki bir küçük bir garazlı şahsinin mevcut olduğuna dair bir zehapta da olmasın. Marif nezaretinde bulunan zat Millet meclisi diyordu ki, unutuyorsunuz efendiler, siz mağlupsunuz ve mağlup olmak dolayısıyla galiplerin bütün emirlerine mütavattan başka çareniz yoktur. Sırrı Bey İzmit mebusu, filozof rızadır, kahrolsun sadaları. Hamdullah Süpü Bey devamla. Bu fikir bazı ricali devletimizden ve bazı erbab-ı matbuat tarafından da yegane mantıki ve makul bir yol addedildi. Onlar ayrıldılar, milletten ayrı bir zümre halinde yollarına devam ettiler. Diğer bir zümre, şimdi burada mevzu bahis olan ve milletin mesaisini değruht eden Teşkilat-ı Milliye namı altında bizim karşımıza çıktı. Bunlar demek istiyor ki Anadolu'nun etrafına vakı olan bu istila öteden beri cihanı insaniyetin karşısında ilan edilen kutsi esasat ve nazariyelerin hilafını olmak üzere vaki olmuştur. Biz mağlubiyetimizin cezasını diğer aksam ve memalikimizden tecrit edilmek suretiyle en acı bir surette gördüğümüz halde nasıl oluyor dediğiyle, diniyle, tarihiyle baştan başa Türk ve Müslüman memleketi olan Anadolu'muz en son vatan parçamızda bize bırakılmıyor. İzmir etrafında kadınlardan, ihtiyarlardan, büyük babalardan ve torunlardan ibaret müdafaa hatları teşekkür etti. Bu hatlar karşısına yine İstanbul'a yeni sesler yükseldi. Müdafaa etmeniz boştur diyordu. Bırakınız müdafaatı ezileceksiniz. Çünkü daha fazla bedbah olacaksınız. Bu bir taraftan tahrikatına devam etti. Aydın'da vakı olan yangın eğer yalnız o sahada kalsaydı zannediyorum ki haysiyet ve şereften mahrum olmayan milletimiz bunun karşısına en son mücadelesine atılacaktı. Fakat anladık. Maddi delail ile karşımızda, karşımızda bizim aleyhimize en feci bir suikastın tertip edilmiş olduğunu anladık. Adana'da istilaya uğradı ve Fransız kisvesine labis Ermeniler kadınlarımızın namusuna tecavüz ederek evlerimizi yaktılar. Ve Aydın yangını cenube sirayet ettiği ve 500 bin Müslümanıyla baştan başa bir Türk olan orasını yeni bir Ermenistan hale getirmek için orada cinayet vasi bir surette devam etti. teşkilat Milliye Anadolu istilalarından doğdu. Eğer karşımızda hüsnü niyetleri inanabileceğimiz ve hayatımıza varlığımıza suikast etmiş olan milletler olsaydı zannediyorum ki arkadaşlar bu kadar harabiden sonra bir buçuk milyona yakın gençleri 11-12 cephede kurban verdikten sonra silahlanmayacak idik. Başka topraklardaki Müslüman ekseliyetlerinin bir arada kendi kendilerine yaşamasına razı olacak idik ve bizimle beraber yaşamak isteyen Müslüman kardeşlerimize beraber yaralarımızı saracak ve sulh içine kadar Çaktık. Fakat gördük ki maksat bu değildir. Doğrudan doğruya Türk milletini imha etmek ve İslam'ı bir daha kımıldamayacak bir hale getirmek ve başına mahrum etmektir. Bir küçük hüsnü zehabı sizi hatırlatmak istiyorum efendiler. Aydın köyleri yandıktan ve 120 bin muhacirimiz Anadolu içlerine mühaceret ettikten sonra bir şule ümit uyandı ve o zavallı milletimizin Avrupalıların mütemadi inanmasına mütevellit olan bir çare bir ümitten ibaret değildi. İngiliz generali Milen, Yunan ordusunun başına geçtiği vakit İzmir'den haber aldık. Zavallı yerli ahali umuyordu ki İngiliz milletine mensup olan bir generalin gözü önünde kıtali nihayet verilecekti. Halbuki aylarca müddet İngiliz genel idare altına eski kıtal devam ettiğinden Ali Rıza Paşa kabinesinin sükutuna sebep olan talep karşısında bulunduk. İngiliz generali Milen diyordu ki Yunan ordusu karşısında teşkilat-ı milliyeyi geri çekeceksiniz ve yüzlerce Müslüman köylerini Yunanlara terk edeceksiniz. O halde bizim için tahakkuk eden bir şey vardı. Bizi kendi kardeşlerimizin illiğiyle iva ve ifsat ederek öldürmek istiyorlardı. İşittirebilirsem bütün milletten talep edeceğim ki bugünkü davayı Teşkilat-ı Milliye'nin mücahedesini Zat-ı Şahane ile bir takım halk arasında vakı olmuş bir hal olarak gösterenlere karşı bağırsınlar ve desinler ki mücadele yalnız ve yalnız hariçten gelen ölüm tehlikesine karşıydı. Padişah ve milletimiz arasında en küçük bir inhilaf olmasına imkan yoktu. Akışlar. Çünkü 1200 seneden beri İslamiyet'i kabul ve onun yolunda kanını akıtmaktan bir an geri kalmamış eski ve şerefli bir millet hanedanı saltanatın, makamı hilafetin, şeref ve haysiyeti, istiklali mevzubayısı olduğu zaman onun bir tek emeli tahtgahı saltanat etrafında toplamaktan ibaretti. Bütün mesele doğrudan doğruya İngilizlere karşı yapılmış bir mücadeledir. Deniz buraya geldiğim vakit bozu yükte trenden inmiş ve halk ile küçük bir mükavmelede bulunmuş idim. Başına sarı olan bir zat Deniz'e doğru ilerledi. Oğlum izahat ver. Acaba biz mücahidemizi, mücadelemizi yalnız İngilizlere mi karşı yapacağız? Yoksa Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar hep üzerimize mi gelecektir?" dedi. "Efendiler, sizi temin ederim ki eğer kendi elimizde bizi ki, mahvetmek imkanı bulurlarsa bizi mahvedecekler. Fakat yeniden yeniye Anadolu'yu isna etmek manisi olursa resmen buna razı olmayacaklar. Mısır'da İngilizlerin Kes bir katiyet etmiş bir siyaseti vardır. Arabi Paşa Mısır istilaya uğradıktan sonra Mısır'ın şeref ve bir müdafaa için mücahitlerle beraber ortaya atıldığı vakit İngiltere o zaman zayıf vaziyetten istifade ederek Hurucu Ales Sultan fetvasını aldı ve Arabi'yi makam ilafetin tesiriyle halkın nazarından düşürmeye çalıştı. Doğru sadaları. Aynı ile Hindistan da bu surette İngiltere'nin eline geçti. Temadi eden Tazlik'i karşısına fermanlar ısrar ederek ve ahaliyi parça parça şikak ile birbirini düşürerek Hindistan bu surette İngilizlerine e geçmiş oldu. Kahrolsun sadaları. Efendiler size sorarım. 5-6 senelik bir müddeti top ateşleri altında, harp meydanlarında memleketin şerefli namusunu müdafaa etmek için kullanmış milli kahramanlarımız kalplerin içine nasıl olabilir de cedat mirası olan terbiye askerinin hilafına ve dini telkinatı muhalif olarak makam saltanata asi olabilirler. Bravo sadaları alkışlar. Bu halde biz doğrudan doğruya bir maksat takip edeceğiz, milletimizi tenvir edeceğiz kemal Şükran ile görüyoruz ki bu defa toplanmış olan Büyük Millet Meclisi hakikaten memleketin bütün aksamını en derin manasla temsil ediyor. Onlar yalnız İstanbul'dan gelmiş olanlar değil, yerliler, eşraf ve ayandır. Memleketin sahibi nüfus kimseleridir. Anadolu içinde her taraflı mutem olan, muhteme dolan zevattır. Onlara düşen vazife teşebbüslerimizin Anadolu'nun son İslam vatanının namusunu, şerefini muhafaza etmek, kurtarmaktan ibaret olduğunu vatandaşlarımıza anlatmaktır. Eğer bundan muvaffak olursak İslam eliyle Müslümanı kırdırmak yolunda İngiltere'ye aciz bırakacağız. O zaman emin olunuz ki bizimle anlaşacaklardır, vatanımız da mahfuz ve masum kalacaktır. Bu bizim en kutsi ve en büyük ahdimizdir. Akışlar Reis Sisin Bey Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin bir takrir var efendim. <laughs> bir mebus Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin teklifi mevki müzakere konsun. İsmail Fazıl Paşa Yozgat mebusu. Re'ye koyalım. Reis Sisin Bey Kemal Paşa Hazretleri'nin teklifatını reye varz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Hacim Muhiddin Bey Kalesi mi bu su? Müzakereye hacet yok. Refik Bey Konya mı bu su? Müsaade bölüyor mu? Kürsüye, kürsüye sadaları. Bendenizden evvel bütün refekayı muhtelemenin namına iradı kelam eden zevat Aliye Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin mücahede vataniyeleri hakkında milletin cisim ve ruhundan yükselen teşekkürata tercüman oldular. Bu hakiki hissiyata işrak etmekle beraber Kemal Paşa Hazretlerinin izahatı meyanında bugün düşü, düşü milletine tebücüğü eden bir vazifeyi mühimme teklif buyuruldu. Bunlar burada işine teklif buyurulan şu esasat müzakere edeceğiz. Bugünkü vaziyeti fevkaladeye nazaran icab eden tedavi itiaz edeceğiz. Paşa Hazretleri kendi kanaatlerine ve temsil ettikleri heyet muhtelemenin kanaatini binaen düşündüklerini, mütalaa buyurduklarını esbab-ı mucibesiyle izah buyururlar. Bir tabi bu teklif doğrudan doğruya şekli esasi hükümete müteallik olduğu için evvel de bu izahnamenin bir hasta son kısımları tabı ve tevzi olduktan sonra o esas dairesinde bütün rüfekanın düşüncelerini söylemesi lazım geliyor. Ben de bunu teklif ediyorum. Tabı ve tevzi olduktan sonra müzakere edilmeli, göreceğimiz, ifade edeceğimiz vazayifin ruhu bütün rüfekanın noktayı nazar alışılmalıdır. Bu izahname üzerine ne yapılması icap ederse heyet-i ittifakıyla lazım gelen bu kararat ittihas olacaktır. Müfid Efendi Kırşehir Mebusu. Reis Beyefendi, mütalalarını bir takrile meclise bildirsinler. Refik Bey Konya Mebusu. Takrir vermeden bunu izah ediyorum. Meclis halice kabul ve tasdik buyurulursa bu izahname tabı ve tevzi olur. Ondan sonra müzakere devam edilir. Besim Atalay Bey Kütahya Mebusu. Reis Beyefendi, madem ki söz söylemek için vakit vardı buna niçin müsaade etmediniz? Fuat Bey Çorum Mebusu. Paşa Hazretleri'nin teklifi pek basittir uzun zadıya tab ettirilip müzakere olmasını, müza mütalaa edilmesini muhtaç bir keyfiyet yoktur. Tekrar ariz ve amik tafsil etmek istemiyorum. Çünkü kendileri tafsil ettiler. Şimdi buna dair lehte ve birçok sözleyenler olabilir. Fakat ben de söyleyeyim ki bugün buna kontra olarak kavaid ve esasatı hukuk bahsetmek doğru değildir. Çünkü memlekette anarşi husule gelmemek için şimdiye kadar cari olan kavanini mer'i adettik ve o yoldan devam ediyoruz. Fakat bugün ahval öyle değildir. Hamdullah Süpi Bey biraderimizin söylediği gibi birçok ahvali müessife mesela Anadolu'ya ermiş propagandacılar ve buna mümasil birçok şeyler olabilir ve bunlar da netayici muzırra tevlid edebilir ve bunların önüne geçmek bir an evvel hükümeti teşkil bir işe başlamak için olur. Bugün bizim meclisimiz hem kuvve-i icra -i, haiz bir meclistir hem de murakip bir vaziyet haline kalacaktır. Sağdan bir mebus. Bu meseleyi mühimme hakkında henüz bir karar yoktur. Ariz ve amik tetkik edilmelidir. Fuat Bey Çorum mebusu. Her şeyi biz yapacağız. Her şey ihtiyaç doğurur. Ne yapacak isek bir an evvel yapmalıyız. Müfid Efendi Kırşehir mebusu. Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki vakit nakit gibi kıymetlidir. Bağ husus içine yaşadığımız bu vakit öyle kavval olarak söz söylemek vakti değildir. Bir fiil ifayı vazifeye, bir fiil faaliyeti icap eder. Hepiniz bilirsiniz ki bizi buraya gönderen müvekkillerimiz memlekette mevcut olan esasatın ne gibi bir şekilde isnat edeceğini dört göze bekliyorlar. Bir hatta her diyoruz ki İstanbul ile alakamızı kestik, orayla muhabere e, edemiyoruz ve orada da kuvvetler vardır. Padişahımız mahsur olduğu için onun iradelerini tebellüğü edemiyoruz. Binaenaleyh onu kurtaralım. Diğer taraftan da elimize mevcut olan bir teklifi ta edelim de sonra müzakere edelim diyerek henüz bir şeye karar veremiyoruz. Bugün Taşra'da mevcut bulunan ahval ve tahammülün fikindedir ve bir saatle geçinmeye mütehammil değildir. Millet bugün bizden katı bir vaziyet istiyor. Bir taraftan padişaha karşı bir hikamet teşkil ediyorlar diye ifsadatta bulunuyorlar. Binaenaleyh bunları suretin katiyede kabul etmeyelim. Diğer taraftan e, diyoruz ki padişahımız başımızda, mukaddes halifemizdir. Onun etrafına almak imkan haricindedir. Öyle ise biz halifemizi kurtarmak için ikiye bölünmüşüz. Bir tarafı padişahı kurtarmak, bir tarafı da millet taraftarı olmak. Şu halde bizim için yapılacak şey milleti ittihadı tam halinde bulundurarak makam ve hilafete karşı vuku bulan taarruzu def etmek için bir esar, cesaret medeniyye ve İslamiye göstermek suretle hayatımızı takir etmek yürümektir alkışlar. Emin olunuz İslamiyet bir nur bir şaşadır ki onun için kuvvet söndüremez. Zira İslamiyet'i sahibi hakiki olan Cenab-ı Hak o nuru muhafaza edeceğimizi vaat etmiş bize bildirmiştir. Şimdi o nuru muhafazasını memur ve onu söndürmemek surette çalışmaya sahip bulunan 700 senelik bir millet bugüne kadar böyle bir felakette düçar olmuş değildi. Bu merketin önüne almak için vakit geçirmeksizin millet kendi meselesini halletmek mecburiyet nedir? Şimdi mesele millet meclisi buradan niçin teşekkür ettiği ve meclis milli diye ağızdan çıkan bu meclisin ismi ne olacak ve bu meclisin doğrudan doğruya vazifesi neden ibarettir? Bunları tayin etmek lazım gelir. Paşa Hazretleri şimdiye kadar milleti bir badireden kurtarmak için hareket etmiş ve Paşa Hazretleri'nin bu hareketini millet vicdanına takdir etmiş ve kendisine karşı bir muhabbet beslemiş. Onu yüzüne karşı met etmekle koltuk vermek suretle değil, onun vicdanı ile sevmiş ve ilerlebet silinmeyecek yazılarla onun muhabbetini kalbine yazmıştır. Alkışlar. Şimdi kendileri meclisin içinden, meclisle müştereken hareket eden ve onun murakabesi altında bulunan bir icra heyetinin doğmasını teklif ediyorlar. Kuvve-i teşriyeye ve icraiyeye mecliste mümdemiş olmakla beraber heyetinizce intihabı olunacak bir reis hem meclisi hem de kuvve-i icraiyeyi temsil edecektir. Ve icra heyeti azaları zim vekiliniz sıfatı ile icra-i mütallik işleri göreceklerdir. Ben denize heyet muhtereminizden bunun kabulünü rica eder ve sözüme nihayet veririm. Kabul sesleri. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Ankara Mebusu Efendiler, bütün maddi manevi mesuliyeti heyet temsiliye namı altında bulunan heyet üzerine almış ve 16 Mart 1336 tarihinden bir dakikaya kadar bütün acı safhalara, manzaralara karşı ifa-i vazifeye fevkalade bir vazife bilmiştir. Bu mesleğe çok ağırdır. O heyeti artık bu ağır yükün altında bırakmayınız. Bu dakikadan itibaren teklif ediyorum. Derhal mukadderat-ı memleketi devrute buyurunuz. Bundan işnav etmeye lüzum yoktur. Bu vasife o kadar mühim, içine bulunduğumuz zaman o kadar tarihidir ki bu koca mesuliyeti içinizde 3-5 kişiye tahmin etmekle iktifa edemeyiz. Bütün bu meclis, bütün manasıyla mesul olmak lazım gelir. Meclis bizi ancak bunun için gönderdi. Bizi buraya 5 kişinin eline milleti terk edelim diye göndermemiştir. Hay hay sadaları. Binaley maruzatım anlaşılamamış ise bir daha ve bir, bir daha okunsun. Müspet veya menfi bir karar abdedilsin. Bir celse i aksa e, akdiyle ahvali dahili hakkında maruzatı bulunacağım. Muhafık sadaları. Müfid efendi kır Reis ve kabulün reye koyunuz. Gürükler. Mustafa Kemal Paşa'nın teklifi tekrar okundu. Meclis Riyaset Ecelilesine Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından verilen takrir müzakeresi kafi görülerek aynen reyik olmasını teklif ederiz. Fuad Çorum Mebusu Abdülkadir Kemali Kastamonu Mebusu Reis Sisin Bey Bu takriri reye koyuyorum. Reye konulsun sadaları. Mustafa Taki Efendi Sivas Mebusu İsnical malum aileleridir ki pek muafık değildir. İşin ehemmiyeti nispetinde teallim mühim meseledir. Teenniyle. Sureti tebliğ olunsun, herkes kendi ariz ve amik düşünsün, mütalaa etsin, ayrı ayrı konuşulsun, müzakere edilsin. Bu acele edilecek bir şey değildir zannederim. Paşa Hazretleri ve Rüfekai Kiramı heyeti temsiliye şimdiye kadar aylarca şu milletin bari giranına tahammül etmişler, birkaç gün daha tahammül ederler. İsmail Fazıl Paşa Yozgad Mebusu Tahammül meselesi değil, takrireye konsu sadaları. Gürültüler. Haydar Bey Kütahya mebusu. Herhalde o takrinin reyk olması lazımdır. Eğer o takrir kabul edilmeyecek olursa müzakere devam eder. Gürültüler. Reisi Sin Bey. Müzakere kifayetine karar verenler el kaldırsınlar. Haydar Bey Kütahya mebusu. Müzakere kifayetine karar verildi. Ali Şükrü Bey Trabzon mebusu. Müsaade buyurunuz. İki ahmet teşekkür ediyor. Tayine esami ile okunsun. Reye vaz Haydar Bey Kütahya mebusu. Nizamname-i Dahili Mucibince bir meselenin tayin esami ile olması olması için 15 imzalı bir takrir vermek lazım gelir. Tayin esami ile re'ye konamaz sadaları. Bey. Bu takriri kabul edenler el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edildi. 5 dakika teneffüs etmek üzere celseyi kapatıyorum. Bundan sonra celseyi hafiye var. Bade Zeval saat 4'te celseyi hitam verildi dördüncü celse hafidir.